Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Nisa suresi 92-94. Ayetleri değerlendireceğiz. Burası katil olayları, öldürme olayları ile alakalı genel hükümler içeriyor. Makasıdü şeria denilen dinin belli başlı 5 maksadı var. Bunlardan birisi dinin korunması, bir başkası canın korunması, bir başkası aklın korunması, bir başkası namusun korunması ve bir başkası da malın korunması şeklinde. Yani din başlıca bu 5 şeyi korumak için bize gönderilmiş. Bunlardan bir tanesi canın korunması. Can azizdir ve Allah'ın verdiği bu canı normalde ancak Allah alır. Ancak insanlar arasında zaman zaman dövüş ve insanlar arası zaman zaman çatışmalar, savaşlar olabilmekte. Bunun ilk örneğini Hazreti Adem'in iki oğlu Kabil ve Habil'de görüyoruz. Bir kız meselesi yüzünden iki kardeş birbirine düşüyorlar ve biri diğerini öldürüyor. Kabil, Habil'i öldürüp katil oluyor. Bu yeryüzünde akan ilk kan. Ama iş orada kalmıyor ve bu kan gittikçe dünyanın her tarafına yayılıyor. Özellikle 20. yüzyıl Müslüman kanının ve daha diğer kanların çok aktığı bir dönem. 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı gibi en büyük iki savaş aynı asırda yaşanmış ve bunun neticesinde yüz milyonları bulan kişiler hayatını kaybetmiş. İşte insan hayatında tarih boyunca bu manada başkalarının ölümüne sebebiyet vermek sıkça görülen durumlardan birisi. Günümüzde de tümüyle yine bu kan durulmuş değildir. Ve gerek yakın çevremizde, hatta gerek içimizde, gerekse dışımızda kan akmaya devam etmektedir. Bugünkü değerlendirmemiz daha çok Müslümanın Müslümanı öldürmesi, bununla alakalı hükümler. Allah-u Teala şöyle bildiriyor: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنْ اَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَاءً. Bir müminin hataen öldürme dışında bir başka mümini öldürmesi düşünülemez. Yani bir mümin bir mümini öldürmez. Ancak bunun istisnası yok mu? Hataen öldürme olabilir. Hataen öldürme dediğimiz, diyelim sadece birbirlerine birer yumruk atmışlardır ama bir yumruk muhatabın ölümüne sebebiyet verebilir. Niyeti öldürmek değildir ama normalde öldürmeyecek bir darbe vurmuş ama diğerinin ölümüne sebebiyet vermiş olabilir. Öte yandan diyelim ava gitmiştir. Ava gittiğinde, ava attığında orada bir başka insan varsa onun ölümüne sebebiyet vermek gibi hataen bir öldürme olabilir. Tabi hataen de ölüme sebebiyet vermek hoş karşılanır bir durum değil. Ama bu doğrudan kasten öldürme derecesinde değil. Amden öldürme, kasten öldürme derecesinde değil. Bir de meselenin belki şu yönünü mülahaza etmekte fayda var. Müslümanlar kendi aralarında da zaman zaman savaşmışlar. Dövüşmüşler demiyorum. Dövüşmek daha çok ferdidir. Bu her zaman olmuştur. Ama Müslüman Müslümana zaman zaman savaş olmuş. Asr-ı Saadet'in hemen akabinde bile halifeler döneminde bakıyoruz ki Hazreti Osman döneminde Müslümanlar arasında dahili fitne meydana geliyor. Müslüman Müslümanla savaşıyor. Hazreti Ali döneminde iki tarafta da sahabe olduğu halde Cemel vakası gibi, Sıffin savaşı gibi savaşlar ve bu savaşlarda on binlerce insan hayatını kaybedebiliyor. Bu tabi üzücü bir olay ve insanı düşündüren bir olay. Bir mümine aslında yakışmayan bir durum. Bir mümin, mümin kardeşinin ölümüne sebebiyet vermemeli ve onun ölümüne yol açacak hareketlerde bulunmamalı. Ama şayet olmuşsa وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَتَاءً, eğer bir mümin hataen bir mümini öldürmüşse ne yapılması gerekir? فَتَحْرِرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنًا, mümin bir boynu azat etmek, yani mümin bir köleyi azat etmek gerekir. Ve diyetün müsellemetün ile ehlihi, ve ölenin yakınlarına
ehline diyet ödemek, onlara teslim edilecek bir diyeti vermek gerekir. İlla en yassaddagu, ama onlar sadaka olarak bundan vazgeçerse bu müstesna. Yani bir müminin bir başkasını öldürmesi durumunda, hataen öldürmesi durumunda yapılacak olan şey bir mümin köleyi azat etmek ve diyet vermek. Diyet 100 deve olarak kitaplarda açıklanır. Bunun bedeli 100 devedir. Ya doğrudan 100 deveyi vermek veya bunun bedelini ölen kimsenin yakınlarına kan parası olarak vermek. Ancak bunun da istisnası var. İlla en yassaddagu, ancak onlar sadaka olarak bundan vazgeçerlerse bu müstesna. Yani şöyle olabilir. Öldüren kimse kasten öldürmüş değildir. Garibanın teki de olabilir. Verecek parası yoktur. Bu durumda ölen kimsenin yakınları bakarlar ki burada bir kasıt yok ve hataen öldürmeye sebebiyet veren kimse pişmanlık ateşiyle zaten yanıp kavruluyor. Kendi kendini yiyip bitiriyor. Bir de bunun altından kalkamayacak şekilde buna 100 deve diyeti yükletmek tamamen çökertecek. İsterlerse vazgeçebilirler veya miktarı azaltabilirler. 100 deve değil diyelim, 50 deve bedeli isteyebilirler veya daha az isteyebilirler. فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ اَدُوِّ لَكُمْ, eğer size düşman bir kavimden olursa, وَهُوَ mümin, ölen kimse mümin olduğu halde, yani İslam diyarında değil, size düşman olan bir topluluğun orada yaşıyor ama hataen bir mümin onu öldürmüş. Bu durumda فَتَحْرِرُ رَغَبَةٍ mümine, bir mümini azat etmek gerekir. Mümin bir köleyi azat etmek gerekir. Yani burada diyet nazara verilmiyor. وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٍ, aranızda sözleşme olan bir kavimden eğer o kimse orada yaşıyor ve mümin bir kimse ise ve bir mümin de onun hataen ölümüne sebebiyet vermişse, فَدِيَّتُنْ مُسَلَّمَةٌ اِلَى اَهْلِهِ, ehline diyet ödenecektir. وَتَحْرِرُ رَغَبَةٍ مُؤْمِنَ, ve mümin bir köle azat edilecek, hürriyetine kavuşturulacaktır. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ, ama kim bunu bulamazsa, yani diyet ödemeye gücü yok böyle bir durumda, فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ, iki ay ard arda oruç tutacaktır. Yani bu da bir müeyyide ve aynı zamanda bir kolaylık da getiriyor. Yani olur ya, diyet ödeyecek durumu yok. Bu noktada bir kolaylık getiriliyor. İşte Müslümanlarla aralarında anlaşma olan bir kavimde, bir toplulukta bir Müslümanın ölümüne sebebiyet vermişse, bu durumda verecek bir şey de yoksa iki ay ard arda oruç tutacak. Tevbeten minallah, Allah'tan bir tevbe. Yani adamın zaten niyeti öldürmek değildi. Hataen meydana gelen bir ölüm oldu. Bu durumda Allah onun o pişmanlığını kabul ediyor. Ve kânallâh alîmen hakîme, Allah alimdir, hakimdir. Yani Allah insanların niyetini bilir. Allah hükmederken de hikmetle hükmeder. İnsanların kaldıramayacağı şeyi teklif etmez. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, ama kim bir mümini müteammiden öldürürse, yani kasten öldürürse, فَجَزَاءُهُ cehennem, onun cezası cehennemdir. خَالِدًا ف۪يهَا, ebedi kalmak üzere. وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ, ve Allah ona gadab eder, Allah'ın gadabına maruz kalır. وَلَعَنَهُ, ve Allah ona lanet eder. وَاَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظ۪يمًا, ve Allah ona çok büyük bir azabı hazırlar. Değerli izleyenlerim, gerçekten bu ayet-i kerime insanı ürperten ifadelerle dolu. Yani bir mümin bir mümini kasten öldürmüşse, aslında bu olur şey değil ama oluyor. Zamanımızda da oluyor. Mümin müminle dövüşüyor. Hatta mümin müminle savaşıyor. Irak ve İran Müslüman iki topluluk ama bunlar aralarında 9-10 yıl savaştılar. İnsan kafir bir toplulukla savaşsa o kadar gam yemez ama Müslümanla savaşmak, Müslümanı ölmek veya
Müslümanı öldürmek veya onun kurşunuyla ölmek gerçekten bunlar hazmedilebilir şeyler değil. Bu noktada da Allah-u Teala çok şiddetli ifade kullanıyor ve buyuruyor ki kim bir mümini müteammiden öldürürse onun cezası ebedi kalmak üzere cehennemdir. Ve Allah onu gadabına maruz kılar, lanetine maruz kılar, lanet eder ve ona çok büyük bir azap hazırlar. Ulema bu konuyu hayli tartışmışlar ve bir mümini öldürmek acaba ebedi cehennemde kalmayı gerektirir mi? Ayetin zahirine göre haliden fiha cehennemde ebedi kalmayı ifade ediyor. Buna şöyle bir açıklık getirmişler ve demişler ki kim bir mümini imanından dolayı öldürürse. Fıkıh usulünde bu şöyle ifade ediliyor. Eğer hüküm müştak üzere bina edilirse mehaz-ı iştikak hükmün illetini gösterir. Kim hırsızlık yapsa ona şöyle ceza var dediğimizde hırsızlıktan dolayı ceza olduğu bellidir. Burada da kim bir mümini öldürürse denildiğinde iman kökünden geliyor bu. Yani imanından dolayı öldürürse, mümin olduğu için öldürürse onun cezası ebedi cehennemdir. Ulema genelde bu açıdan meseleye bakmışlar ve imanından dolayı bir mümini öldürenin ebedi cehennemlik olduğunu söylemişler. Ama bir kimse diyelim cahiliyet devrinde böyle bir hata işlemiştir ama ardından aklı başına gelmiştir. Tevbe kapısı açıktır. Allah bütün günahları dilerse affeder. İnna Allah yağfiru zunube cemi'a. Kur'an-ı Kerim'de en müjdeli ayetlerden biri olarak bize bunu haber verir. Allah bütün günahları affeder diye genel bir af fermanı adeta taraf ilahiden bildirilmiştir. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 99 kişiyi öldüren birisinin tevbe edip işte pişman olduğunu, bir rahibe gidip de Allah beni affeder mi, tevbe etmek istiyorum deyişini nazara veriyor. Rahip ona demiş ki senin affedilecek bir yanın kalmamış ki. Bunun üzerine 99 kişinin katili onu da öldürüyor ve 100 kişiyi öldürmüş oluyor. Ardından başka bir rahibe gidiyor, durumu anlatıyor. Diyor ki ben 100 kişiyi öldürdüm ama pişmanım. Acaba Allah beni affeder mi? Ve o rahip diyor evet Allah affeder. Yeter ki sen samimi ol. O da tevbe ediyor. Rahip ona diyor ki artık burada durma. İnsanlar seni bir katil olarak biliyor. Seni bilmedikleri falanca beldeye git. Bundan sonraki ömrünü orada geçir. Ve o kişi yola çıkıyor. Yarı yolda vefat ediyor. Hem azap melekleri hem rahmet melekleri onu almak için geliyorlar. Azap melekleri diyorlar ki bu adam 100 kişinin katili, bunu biz götüreceğiz. Rahmet melekleri de diyorlar ki evet bu 100 kişinin katili ama tevbe etti, bunu biz götüreceğiz. İki taraf ölçülüyor, hangi taraf daha yakın, gideceği yere daha yakın bulununca rahmet melekleri onu götürüyor. Burada bir insan velev 100 kişinin katili de olsa çok samimi tevbe etmek şartıyla elbette bu insan affa nail olur. Bu anlamda bir mesaj bize verilmekte. Bir de diyelim cahiliye döneminde daha böyle İslam'ı pek bilmezden önce bir insan bir takım cinayetler işlemiş olabilir. Ve bunun neticesinde gerçekten çok büyük facialara sebebiyet de vermiş olabilir. Ama sonra aklı başına gelmişse tevbe kapısı buna tümüyle kapalı değildir. İşte vahşi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasını şehit eden kimsedir. Ama daha sonra Mekke'nin fethinden sonra gelip eman dilemiştir. Müslüman olmuştur. Ve Peygamberimiz onun emanını kabul etmiştir. Ve Vahşi daha sonraki hayatında Hazreti Hamza'yı katletmekten dolayı daima bir vicdan azabı duymuş, tövbe istiğfar etmiştir. Ve Allah'ın dinini yaşamaya gayret göstermiştir. Demek ki bir insan katil olduğunda tümüyle tevbe kapısı kapalı değildir. Velev yani bir mümin bir başka mümini öldürmüşse bunu cahilliğinden dolayı diyelim yapmıştır. Bunun neticesinde çok ciddi bir nedametle, pişmanlıkla Allah'a yönelebilir ve Allah onu affedebilir.
Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, izâ darabtum fî sebilillah, Allah yolunda sefere çıktığınızda, fetebeyyenu, araştırın. Ve lâ tegûlu limen elgâ ileykumus selâme, size selam verene, leste mu'mine, hayır sen mü'min değilsin demeyin. Tebtavûne aradel hayâti dünya, dünya hayatının menfaatini arayarak, ganimet peşinde koşarak böyle yapmayın. Fe indallah meganimu kethira, Allah katında çok ganimetler var. Ganimete tamah etmeyin. Kezalike kuntum min qabl, siz de daha önce böyleydiniz. Femennallahu aleykum, Allah size minnette bulundu, nimette bulundu. İslam ile müşerref kıldı. Fetebeyyanu, dolayısıyla bir kimse ben müminim deyip size selam vermişse, hayır sen mümin değilsin demeyin. Onun durumunu iyice araştırın. İnna Allah kana bima ta'maluna habira. Şüphesiz ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Değerli izleyenlerim, konumuz öldürmek, bir müminin bir başkasını öldürmesiyle alakalı durumlar. Bir müminin bir başka mümini öldürmesi asla düşünülemez. Ancak hataen bazı durumlar olabiliyor. Bunlarla alakalı ayetleri okuduk. Burada da seferilik durumunda, savaş halinde diyelim bir Müslüman topluluk bir yerden geçiyor. Orada gayrimüslimler yaşıyor. Onlardan birisi ben Müslüman oldum, ben Müslümanım, ben sizdenim diyebilir. Acaba bu öldürülür mü? Bu aynı zamanda Peygamberimiz döneminde yaşanmış bazı vakalara dayanıyor. Ve diyelim bir tanesi ben Müslümanım demiş. Yani diğerleri Müslüman olmadığı için zaten kaçmışlar. Ama bu kendi Müslümanlığından dolayı kaçmıyor. Ve bu kimse bazıları tarafından öldürülüyor. Yani sen Müslüman değilsin, canını kurtarmak için, koyunlarını kurtarmak için böyle yaptın diye öldürülüyor. Durum Peygamberimize ulaştırıldığında Peygamberimiz fevkalade müteessir oluyor ve onun kalbini yarıp baktınız mı diyor. Yani kalbine muttali misiniz ki hayır sen mümin değilsin diyorsunuz. Gerçi bu da hataen öldürmeye giriyor ama bu olmaması gereken bir hata. Yani ganimet tamahıyla işte bir takım dünyevi mülahazalarla böyle bir katil içinde olmak, böyle bir ölüme sebebiyet vermek Müslümanlara yakışan bir durum değil. Ve ayet-i kerimeler bu anlamda hataen öldürme durumları, kasten öldürme durumları bu gibi meseleleri bize bildiriyor ve ölçüleri ortaya koyuyor. İslamiyet'te can mukaddes tanınır ve bir kimsenin ölümüne sebebiyet vermek sanki bütün insanları ölmüş, öldürmüş gibi o tarzda değerlendirilir. İslam dini can almak için değil, insanlara hayat vermek için, maddi manevi hayat vermek için gelmiş olan bir dindir. Cenab-ı Hak hepimizi her türlü kötülüklerden muhafaza eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.